LGS'ye son 140 gün gerçekten hayallerimiz için çok anlamlı bir süre. Çok iyi değerlendirdiğimizde hayallerimizdeki liseyi kesinlikle kazanabiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu 140 gün içerisinde hem evde olduğumuz sürede hem okula gidebildiğimiz sürelerde hem uzaktan eğitimde EBA'dan Tonguç Akademi'den izlediğimiz derslerde sıkı sıkıya çalışırsak yaptığımız yanlışların üzerine gidersek 140 günde 140 puan bile artabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sıkı çalışalım çok güzel yerleri bizler kazanalım. Sizler çalışıyorsunuz ya kazanacaksınız. Geri sayımıza başlayalım. Günün sözüne baktığımızda göt ediyor ki zorlukları aşmanın tek yolu yeni girişimlerde bulunmaktır. Yani soruları çözerken matematikte Türkçede Fende takıldığımız anlar üzüldüğümüz anlar zaten zaten olacak. Zaten olayın içinde bu var. Her zaman için bu tarz sıkıntılar olacak. Şöyle düşünün. Mesela çıkmanız gereken merdivenler var. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dört, beş, altı diye gidiyor. Sen eğer bu basamaklar sonrasında başladın. Birinci basamaktasın mesela. Yorulmaya başladın. Ve diyorsun ki bir, iki, üç, dört, beş basamak sonra ben hayallerime ulaşabiliyorum dersen bunu görebilirsen zaten herkes bunu yapar. Ama işte böyle kolay olmuyor. Genelde Buralarda böyle sisler var. Göremiyorsun. Sislerden dolayı ya ben çalışsam bile asla 5. basamağa çıkamayacağım diyorsun. Ben iki olurum, üç olurum ama dört, beş olamam. Altıya, zirveye ulaşamam diyorsun ve vazgeçiyorsun. Yani Türkçe'de matematikte yanlış yaptığın zaman, zorluklarla karşılaştığın zaman hemen, hemen yeni bir yol bulacaksın. Diyeceksin ki ben gerekirse kardeşim buradan ip atarım, iple tırmanırım ama yine de ben buraya gelirim diyeceksin. Benim önümden hiçbir engeli alamazlar diyeceksin. Dolayısıyla bizler vazgeçmeyeceğiz. Yeni yollar bulacağız. Yeni yollar nedir arkadaşlar? Bir kez daha dersleri yeah farklı bir açıdan dinleyip yeniden sorular çözebilirsiniz. Yaptığınız yanlışları dinleyebilirsiniz. Bunların hepsini zaten bizler hem Tonguç'ta hem de EBA'da sizlere sıkı sıkıya vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğiz. Bu sistem bizi korkutmayacak. Ya yapamıyorum matematiği acaba yapamayacağım mı demeyeceğiz. Bir daha çözeceğiz, bir daha çözeceğiz. Neden biliyor musunuz esasında? Milli Eğitim Bakanlığı sınav komisyonu esas öğrenciyi izliyor. Diyor ki ya bu öğrenci yaptığı ilk yanlışa vazgeçiyorsa o zaman bu öğrenci fen lisesinde de bir dersi anlayamayınca vazgeçecek. Ama yaptığı yanlışlarda vazgeçmiyorsa o zaman bu fen lisesinde de, Anadolu de, Anadolu İbat Lisesi'ne de yaptığı yanlışlar karşısında, zorluklar karşısında vazgeçmeyecek. Hayatta da ileride karşısına zorluklar çıktığında vazgeçmeyecek diyorlar. Şimdi günü yorumuna baktığımızda Taha Çetin 576 beğeni almış. Tebrikler Taha. Diyor ki artı 10 binliğin demiş yavaş. Bir, Türkçe yapamıyorum yapmalıyım. Birincisi, ilk sorusunu cevaplıyorum. Hatta ikinci soruyu da okuyalım. Kendime bir türlü güvenemiyorum. Türkçe yapamayınca, tabii T'yi büyük yazması lazım. Şöyle, Türkçe yapamayınca ve denemelerde sadece Türkçe beni düşündürüyor demiş. Öncelikle şu çok önemli. Türkçe gerçekten Önemli bir ders. Çünkü Türkçe iyi yaptığımızda matematik, fen, sosyal ya daha doğrusu inkılap, İngilizce din de olumlu etkileniyor. Ve dersimiz yani sınavımız Türkçe ile başlayacak. Dolayısıyla Türkçe'yi iyi yapmalıyız. Peki Türkçe nasıl yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bol bol anlam bilgisi soru çözerek. Bol bol paragraf soru çözerek. Çünkü çözdüğünüz her bir paragraf sizin hem dil bilgisine çıkabilecek, yazım kurallarına çıkabilecek soruları doğru yapmanızı sağlayacak. Çünkü dil bilgisi kolay. Yani filmsi, cümle ögeleri falan bunlar hikaye. Esas konu paragrafta. Peki paragrafı nasıl halledebilirsiniz? İki tane seçeneğiniz var. Birinci bol bol kitap okuyarak. Diyelim ki siz bu tarz yeni nesil daha doğrusu farklı tarzda yeni tarzda kitaplar okuduğunuzda bir kelime dağarcığınız artıyor. iki odaklanma gücünüz artıyor. Üç dikkat gücünüz artıyor. Yani sadece Türkçe'de değil diğer derslerde odaklanma gücünüz artıyor. Dolayısıyla kitap okuyacağız bir. Peki biz niye kitap okumuyoruz? Çünkü YouTube yüzünden. Çünkü Instagram yüzünden. Çünkü Fortnite, Brawl Stars, Among Us, e işte başka ne var aklıma Minecraft yüzünden. E o zaman onları biraz azaltacağız. Diyeceğiz ki kardeşim ben bu sene biraz az Minecraft oynayayım. O zaman daha fazla kitap okuduğumda netlerim artıyor. İkinci yöntem ise tabii ki bu çok daha faydalı bir yöntem. Paragraf sorusu çözmek. Bizim hem paragraf 10 hem de paragrafta son nokta kitaplarımız var. Ve aynı zamanda mükemmel bir paragraf kitabımız daha geliyor. Onu da müjdelemek istiyorum burada her ikisini alan arkadaşlara. Bunları anlatsanız hemen alıp çözmeye başlayın. Buradaki beceri temel yerine soruları çözdüğünüzde, karikat arkada okutarak soruların çözümünün üzerine gittiğinizde ve paragrafta son noktadaki bu tarz yeni soruları çözdüğünüzde, karakoda okutaraktan soruların çözümünü dinlediğinizde, soruyu doğru yapsanız bile emin olun netleriniz artacak ve sınavda en fazla paragraftan size soru soracaklar ve paragrafla alakalı yanlışlarını sizi geri planda bırakacak. O yüzden tacım bol bol paragraf sorusu çözüyorsun. Kendine de güvenmelisin. Neden? Çünkü sen eğer 576 beni aldıysan 576 puan da alırsın diyorum. Hadi bakalım gün okulu diyorum. Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi mükemmel bir fen lisesi. 445 puan da. Diyeceksin ki hocam bir dakika 576 puan yok ya en puan 500 puan. Alırsın onu da alırsın merak etme tıp, diş hekimliği, mühendislik, hukuk işte farklı farklı birçok bölüm bu liseden kazanabiliyor. Zaten Türkiye'nin bütün liselerinden çok güzel üniversitelere girilebiliyor. Yeter ki çalışalım. Günün kaynağına baktığımızda LGS ilk tekrar setimiz hazır arkadaşlar. Birinci dönem konularını mükemmel bir şekilde bu set sayesinde tekrar edeceğiz. Nasıl oluyor hemen gösterelim. Kutu açılımı yapalım şöyle. Sizler için bu tekrar setimiz arkadaşlar süper dört kaynak hazırladık. Birincisi LGS tekrar programı. Bunun içerisinde öğrenmeniz gereken yapmanız gereken tekrarların gün gün hafta hafta ders ders ödev ödev mola mola her şeyini tek tek yazdık. Ne yapmanız gerektiğini, hangi kitaplardan, hangi şekillerde çalışmanız gerektiğini anlattık. İlk tekrar LGS tüm derslerde birinci dönem konularını bakın. Sadece birinci dönem konularını. Matematik, fen, Türkçe, inkılap, din ve İngilizce'de güzel güzel beceri temelli yeni sorularla tekrar ediyorsunuz. Sadece birinci dönem konularını. Takıldığınız sorularda karakutu okutaraktan soruların çözümünü öğreniyorsunuz. Sonrasında... En önemli dersler Türkçe dedik. Sonra matematik dedik. Türkçe ve matematik. Bunlar da yeni nesil Türkçe ve matematik alakalı sizleri sadece birinci dönem konularına mükemmel bir şekilde yetiştirecek olan yeni nesil kitabımızdan çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Burada da yine beceri temelli sorular, yeni nesil sorular sizlerin tüm konuları daha iyi anlamanı sağlayacak. Karakoda okuttuğunuzda da soruların çözümünü öğreneceksiniz. Ve son olarak sadece birinci konularından oluşan ana denemeleri. Yani artık netler artıyor diyoruz yani. Gerçekten ana denemeleri diyoruz. Bizim kurtarıcımız olacak. Nasıl evde en büyük kurtarıcımız annemiz. Annemizi çok seviyoruz. İşte ana denemelerde esasında LGS'nin annesi sizi kurtaracak. Niye? Çünkü birinci dönem konularını dört adet süper bir LGS denemesi çözerek harika bir şekilde halledeceksiniz. İçerisinde toplam 8 deneme var. Yani 4 tane sayısal, 4 tane sözel olmak üzere. Denemelerimizin her birinin sözel detaylı analizi ve sayısal detaylı analizi var. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Şimdi sen normalde bir denemeyi çözdüğün zaman diyelim ki şuradan bir tane e, inkılap tarihi sorusu. Bu denemeyi çözdüğün zaman yanlış yaptığın zaman bu soruyu karakodu okutabiliyorsun Tonguç kitaplarında. Tamam güzel harika. Ama dördün soruyu yanlış yaptım demek var. Hayır. Dördün sorunu yanlış yaptım. Çözümünü öğrendim. Ve dördün sorunun inkılapta Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı ile alakalı olduğunu öğrendim diyorsun ve ardından da buna göre odaklanıyorsun. Diyorsun kardeşim bir dakika. Ben buna çalışmam lazım. Bu konuyla alakalı eksiklerim var diyorsun. Eksiklerini görmeye başlıyorsun. Dolayısıyla ana denemeleri, Yeni Nesil Türkçe Matematik kitabı, ilk tekrar LGS ve LGS tekrar programıyla mükemmel bir şekilde LGS'nin birinci dönem konularını bitiriyoruz. Paragraf kitaplarımız zaten sıkı sıkı sizi bekliyor. Diğer kitaplarımızı zaten alıyorsunuz. Ve LGS ilk tekrar setini bunlar için sizlere avantajlı bir hale getirdik. Hadi bakalım diyoruz. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bize inanın, bize güvenin. Çünkü biz size inanıyoruz ve biz size güveniyoruz. Hadi bakalım.